Evet arkadaşlar, şu anda kasaya yatırdım. Kasanın içinde 2-3 tane dandik falan var. Şu an kasayı sökeceğim. Söküp şu an yeni aldığım fanları takacağım. Şu an kapağını söktüm. 2700X. İşte egzoz fanı da Corsair'ın bir tane basit bir fanı. Görünen. Arka tarafta Corsair'ın bir basit fanı ile beraber iki tane ben ışıklı fan almıştım ama bunlar çok böyle yani soğutma yerine ısıtma yapıyor resmen kasanın içinde. Herhangi bir kasa sirkülasyonuna hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Sadece görüntü amaçlı takılmış bir fandı ama ufaktan da olsa soğutmaya yardım olur belki demiştim ama hiç hiçbir şekilde. Hatta yukarılara takmıştım egzoz fanı görev versin diye. Sonradan fark ettim ki içeriden dışarı çıkmaya çalışan sıcak havayı içeri tekrar üflüyor. Saçma sapan bir sirkülasyonu var. Dışarıdaki toz filtresinden, şuradaki toz filtresinden dışarı üflemeyi başaramıyordu yani o kadar kötü. Şuradaki toz filtresinden dışarı üflemeyi başaramayacak kadar bir güce sahipti. Şu an içindeki fanları söküp yeni aldığım fanları takacağım. Evet. Şu anda eski fanları söktüm. Şu an eski fanları söktüm. Şunlar Rainbow ışıklı fanlar. Bunları büyük ihtimalle Morex'ten güçleniyorlar. Bunları büyük ihtimalle birisine hediye edeceğim. Şurada Corsair'in kendi kasasından çıkan fan. Egzoz fanını birazdan sökeceğim. Söktüm daha doğrusu kablosunu çıkarmadım anakarttan. Onu da şimdi anakarttan işlemi tamamlayacağım. Eski yeni fanları takmaya başlayacağım. Devam ediyoruz. Evet, şu anda fanlarımızın bağlantısını yaptık. Biraz arada boşluk kaldı. O aradaki boşluğu şimdi birazdan düzenleyeceğim. Bu tarafa doğru, sol tarafa doğru, egzozu doğru alacağım. Çünkü işlemci egzozu doğru yakın. Aynı şekilde alt kısmı da. Yani üst tarafı birazcık daha geniş yapsalarmış da bir fan daha taksaymışız üst tarafa güzel olurmuş aslında. Ama 3-4 santimde, 5 santimde maalesef kurtarmıyor üst taraf. Üçüncü fanı. Herhalde iki tane 14'lük fan için tasarlanmış üst taraf. Yani onun için biraz daha geniş yapmışlar o kısmı. Neyse onu ayarlayacağız. Bu şekilde de durabilir. Şimdi kasayı birleştirip arkadan kontrolcüyü bağlayacağım. Kontrolcüyü de anakarta bağlayıp fanları çalıştıracağım. Modlarına bakacağız beraber. Harici bu füzyon. Benim anakartım Gigabyte X470 Gaming 7 Wi-Fi olarak geçiyor. Yani X470 serisinin en üst serisi şu an kullandığım anakart ama yani çok hani B450 Gaming Pro da olabilir mesela anakartınız. Aynı şekilde RGB füzyon desteği olan şurada büyük ihtimalle RGB füzyon desteği çünkü işlemciden çıkan kabloyu oraya taktım. Bakalım anakart üzerinde başka bir LED desteği var mı bakmam lazım. Şu an için hiçbir kontrol yapmadım. Birazdan tekrar dönüş yapacağım. Şu an montajı gerçekleştirdim. Kendi halinde dönmeye başladı fanlar. Şöyle ışığı düzenleyelim. Bir kumandayı denemek istiyorum. Kumanda çalışıyor mu diye. Mut. Şu an kumandayı çalıştıramadım. Büyük ihtimalle pili yok. Ben buna birazdan pil takıp modları denerim. Bir RGB füzyon desteğini deneyeceğim. Olacak mı diye. Bir de onu denemek istiyorum. Tam açmadım. Sadece kasaya elektrik verdim şu anda. Birazdan döneceğim. Evet şu anda eski RGB kumandasından bir pil buldum ve taktım.
Şu an birçok modu var büyük ihtimalle. Sadece şöyle modlar arası birkaç geçiş yapalım. Vay. Bayağı güzel şekilde bir şey oldu ya. Tabii RGB füzyonu da deneyeceğim. Çalışmasını istiyorum yani işin açığı. Anakarttaki renklere göre yanmasını. Değilmiş. Ya birçok modu var kısaca. Şöyle ben hatta kumandayı da göstereyim. Başka ne var acaba bakalım. Şöyle şuna bastığım zaman şimşek etkisi yapıyor. Hop, battı. Başka ne var? Renkleri yapıyor. Mm-hmm.